chiqdi. Bittalari nimaga? Azimatga amal qilgan bo'ldi. To'g'rimi? Demak, shunaqa matnlar keldi, Qur'onda ham, sunnatda ham bitta qaror qabul qilishlikni imkoniyati yo'q. Hatto sahoba buni imkoniyat qila olgani yo'q. İki xil tushundi. Sahobaning o'zi bitta ma'noni ikki xil tushundi. Endi nima bo'ladi desa, ani endi ijtihod masalalariga maydon ochildi. Ulamolar kelishuv masalalarini sanab-sanab tugatib, endi mana masalani nima qilamiz deyshti. Endi islom ummatining ichidan mujtahidlar chiqishligi zarurat bo'lib qoldi. Zarurat. Qur'onning oyatini o'qib, hamma xohlagan ma'nosini tushunib ketmasin. Qur'onning oyatini o'qib, hamma o'zi xohlagandek ma'no aytishga o'tib ketmasin. Usul kerak endi, qoida kerak. U qoida qanday bo'ladi? U qoida Ahli sunna val jamoaning mafhumiga markazlashgan qoida bo'ladi. Hamma xohlaganda gapiraveradigan qoida bo'lmaydi. Ahli sunnaning mafhumiga markazlashgan qoida. Bu qoida o'sha mujtahidlar tomonidan ishlab chiqildi. Mujtahidning vazifasi nima? Mujtahid kim? Mujtahid mutlaq birinchi chiqqan mujtahidlar. Ular hech kimga taqlid qilmaydi. Ulardagi ilmiy makonat, Qur'onni bilishlari, hadisni bilishlari, sahobalarni tanishlari, tobiinlardan muboshoratan eshitishlari va o'sha davrdagi ixtiloflarning barchasini o'rganib chiqa oladigan qobiliyati borligi va islom ummatining aksariyati bu masalada qaysinga yurganligi, agar islom ummatining ichida Qur'ondan, sunnatdan bir masala chiqmasa, uni qanday tushunish kerakligini qoidasini ishlab chiqishdi. O'sha qoidani mujtahidi mutlaqlar ishlab chiqaradi. Qur'ondan, sunnatdan qoida ishlab chiqarishadi. Ha, demak najosat chiqishligi bilan tahorat sinar ekan deydi. Bo'ldi, qoida bu. Najosat chiqishligi bilan tahorat sinar ekan degan oyat yo'q. Hadis yo'q. Hadislarda ba'zi o'rinlarda o't tekkan narsadan tahorat qilish haqida hadis bor. To'g'rimi? Ba'zi o'rinlarda uni ziddi bor. O't tekkan bilan payg'ambar alayhissalotu vasallam go'shtni yedilar, sho'rvani ichdilar va tahorat qilmasdan namoz o'qidilar. Ibn Abbosdan rivoyat. Abu Hurayradan rivoyat bor. Tahorat o't tekkan narsaga qilinadi. Ikki xil bo'lib qoldi. Bunaqa turlilik ko'p. Nima qilamiz desa, umumiy ma'noni yig'ishtirib olib kelib solishtirishganda qoida ishlab chiqarishdi. Mana bu hadislar bu qoidaga tushmayapti. Demak, bu hadislarning orqasida boshqa hadislar bor. Izlashdi, topishdi, odamlarga ko'rsatishdi. Bu hadisga amal qilmasligimizning sababi mana bu hadis deyishdi. Va bu hadis bunga ko'ra keyin martabada turadi, ya'ni uni nasx qila oladigan kuchga ega ekanligini isbotlashdi. Bu isbotdan keyin mujtahidlar o'rtaga zavobitlarni qo'yishdi. Mujtahidlarning usuldagi qoidalari shundan iborat. Qoidalarda endi ixtilof bo'lish ehtimoli yuzaga chiqdi. Xuddi asr namozini yo'lda o'qigan odam bir masxabga ergashgan edi, to'g'rimi? Asr namozini payg'ambar aytdilar, Bani Qurayzada o'qiymiz dedilar deb. Asrni qazo qilganlar kechqurun borib o'qidi u yoqda. U ham o'zini mafhumiga, mazhabiga ega edi. Bittasi tezlikni maqsad deb o'yladi, ikkinchisi vaqtida namozni o'qish kerak yoki Rasululloh aytgan ishni qilish kerak dedi. Fiqhi masalalarda tushunarli bu narsalar. Fiqhi masalalarda, ahkom masalalarida ha, bunaqangi turlilikni boyitadigan jihatlari bor. Lekin aqida masalalarida, nomni so'ragan gap aqida masalasida. To'rt mazhab bir-birlari bilan ixtilof qilganmi? Ixtiloflar nimadan iborat? Umumiy asoslarda ixtilof yo'q. Umumiy asosda to'rt mazhab ahli sunna val jamoaning imomi deyiladi. Ahli sunna val jamoa to'rt mazhabni aqida borasida ham o'ziga imom deb biladi. Peshvo deb biladi. Endi ba'zi masalalar bor. Aqida masalasida keyinchalik ko'tarildi. Masalan deylik, Mu'tazila chiqdi. Maydonda paydo bo'ldi. Mu'tazila aytdiki, Alloh subhanahu va taoloning sifatlari hammasi majoziy dedi. Qur'onda qayerda Allohga sifat nisbat berilsa, u sifatlar hammasi keyin yaratilgan maxluq dedi. Va bunga aqliy dalil keltirdi. Maxluqot yaratilmasdan oldin Allohga xoliq sifati kerakmi dedi.
yaratılmagan. Hiç narsa yaratılmagan. Tasavvur qiling dedi. Allohda qanaqa xoliq sifat bo'lishi mumkin dedi. Alloh bandalarini yaratgandan keyin, xalqni yaratgandan keyin xoliq sifatiga ega bo'ldi. Demak, xoliq sifati dedi, keyin paydo bo'lgan dedi. Shu aqlga boshqa hamma narsani qo'shdi. Mu'tazilaning tarixda eng mashhur gapi nima? Qur'on maxluq degan. Qur'onni nimaga maxluq degan? Kalom, kalom. Mutakallim paydo bo'lgandan keyin paydo bo'lgan narsa dedi ular. Tushunyapsizmi? Aqlni shuni ustiga qurdi va ana o'shalar bu masalalarda matnlardan boshqa ma'noni, ya'ni fosit ma'noni tushunishni boshlaganda imomlar bellarini bog'lab maydonga chiqishdi. Aytishdiki, yo'q deyshti. Bunaqa bo'lmaydi deyshti. Sen tushunayotgan narsani matndagi mana bu ma'nolari bor dedi. Sen bu ma'nolarni o'zingcha talqin qilishga haqqing yo'q dedi. Buni asli ma'nosi salafga ko'ra mana bu deb isbotlab berishdi. Va natijada aqida matnlarida ham ijtihodga imkon beradigan matnlar yuzaga chiqdi. Masalan, la ilaha illallohda ijtihod yo'q. Hali aytdik, din u. Muhammad rasulullohda ijtihod yo'q, u din u. Bu aqida qilishda, aqidada inkor qilsangiz kofir bo'ladigan darajadagi matnlarda ixtilof yo'q. Lekin ijtihodiy bo'lgan, turli xil ma'noni ko'tarishi mumkin bo'lgan masalalarni ahli sunnaning muqobilida yangi kalomiy toifalar ko'tarishni boshladi. Allohni nima dedi? Jismdan iborat deyshti. Ko'zi bor, quloqi bor, labi bor, og'zi bor, oyog'i bor, yuradi, yuguradi, kuladi, kasal bo'ladi, soyasi bor qilib mashaqqa qilishdi. Mujassimalar bu gaplarni gapirdi. Ularga qarshi indalmasa, xalq ichida islomga bo'lgan ishonch susayardi. Islomga bo'lgan shubha ortib ketardi. Oldini olish uchun nima qilishdi? Oldini olish uchun ularga qarshi ahli sunna o'zining qoidasini qo'ydi. Alloh subhanahu va taoloni Qur'onda sifatlari qanday kelgan bo'lsa shunday iymon keltiramiz. Lekin sizlarga nisbatan, sizlar aytayotganga nisbatan jism Allohga isbot qilmaymiz deyishdi. Ana shu ixtiloflarga javob berarkan, javob berish varianti turli xil bo'ldi. Chunki matn shunga dalolat qilardi. Matn, masalan, yat kalimasi yoki fissamo kalimasi. Alloh subhanahu va taologa osmonda deyish masalan. Mu'tazilalar buni ta'vil qilishdi. Mujassimalar buni isbot qilishdi. Aynan Alloh osmonda makonda deyishdi. Yana kimdir kim nimadir dedi. Umumiy ma'noda ahli sunna val jamoa ularga ham mu'tazilaga ham mujassimaga to'g'ri ma'noni tushuntirib berdi. O'zi asli salafga ko'ra, salaf sahobalar, tobiinlar, tabaa tobiinlarga ko'ra Allohning bu kabi o'zi isbot qilgan sifatlari to'g'risidagi qoida nima? Qur'onda kelganiga iymon keltiramiz. Uni ma'nosini Allohga topshiramiz. Biz qanday kelgan bo'lsa shunday qiroat qilib o'tib ketamiz. Qutulish shu edi o'zi. Lekin qarshimizda mujassima chiqib har xil ma'noni aytishni boshladi. Mu'tazila chiqib ma'nolarni inkor qilishni boshladi. Sifatlarni yo'qqa chiqarishni boshladi. Ahli sunna keyin aytdiki, yo'q dedi. Sizlar nima uchun mu'tazilaga qarab nima uchun Allohni qo'l sifatini inkor qilyapsan? Nimaga? Nimaga qo'lni qayerda kelsa qudrat ne'mat deyapsan? Savol berishdi. Mu'tazila aytdiki, agar qo'lni isbot qilsam mujassimaga o'xshab qolaman dedi. Mujassimadan qochish uchun men qo'lni Allohga noloyiq deb bilaman, shuning uchun qo'lni ne'mat yoki qudrat deyman dedi. Imom Maturidiy aytdilarki, yo'q, sen mujassimadan qochish uchun bu ishni qilib, ahli sunnadan qochib ketyapsan, chiqib ketyapsan. Chunki qo'lni Alloh isbot qildi bu Qur'onda. Isbot qildi. Ya dullohi fawqa aydihim dedi. Ya iblis ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyaday dedi. Dedi mi dedi? Qur'onda isbot qilganini isbot qilaver dedi. Nimaga qo'l deganda sen inson mujassima tasavvur qilgan qo'lni tushunyapsan? Qo'lni lug'at ma'nosida 90 dan ortiq ma'nosi bor. Lug'at ma'nosida 90 dan ortiq ma'nosi bor. Sen agar qo'lni qudrat deb ma'no aytsang, boshqa ma'nolarni ibtol qilgan bo'lib qolasan. Ahli sunna, Maturidiy, Mu'tazilalarga
ilzam qilyapti, ya'ni to'xtatyapti ularni. Agar ne'mat deb ma'no aytsang, qudratni inkor qilib qo'ygan bo'lasan. To'g'rimi? Nimanidir isbot qilsang, nimandir inkor qilgan bo'lasan, 90 ta ma'noni yat ko'taradi. 90 ta ma'noni ko'targandan keyin 90 ta ma'noni Allohga nisbat berishlikni imkoniyati yo'q. Nima deymiz? Qo'l qanday kelgan bo'lsa, shunday o'qiymiz. Allohning qo'l sifati borligini isbot qilamiz va uni ma'nosini Allohga topshiramiz. Dedi. Mutazilalar shu bilan to'xtadi. Mutazilani javobi yo'q. Mutazila yo'q hozir maydonda. Hozir mutazila yo'q. Ya'ni u darajadagi saviyada mutazila chiqib problema qilayotgani yo'q. Hozir kim bor? Mujassimalikning ba'zi ko'rinishlari bor hozir. Hozir mujassimalikni ba'zi tushunchalardagi odamlar nima deyapti? Alloh taoloning qo'li bor. Uni ma'nosini bilamiz biz deyapti. Alloh qo'l degandagi qo'l ma'nosi haqiqiy deyapti. Kayfiyatini o'ziga topshiramiz deyapti. Nima farq bor? Nozikligini qarang. Biz aytamizki, Alloh qo'lni isbot qilgan, ma'nosini Allohga topshiramiz deymiz. Bilmaymizki nima ma'noni iroda qilgan Alloh taolo. Qo'lni isbot qilamiz. Ular nima deyapti? Yo'q, biz qo'lni ma'nosini isbot qilamiz deyapti. Qo'lni ma'nosi nima? Bizni qo'limiz qo'lma, odam deganda, qo'l deganda zehnimizga nima keladi birinchi? Shuni isbot qilamiz deyapti. Lekin kayfiyatini Allohga topshiramiz. Ikki xil ma'no kelib chiqdi. Biz Alloh taologa a'zoni isbot qilmayapmiz. Alloh taologa kayfiyatni isbot qilmayapmiz. Alloh taologa qo'l sifatni isbot qilyapmiz. Sifat Alloh o'zi isbot qilgani uchun isbot qilyapmiz, to'g'rimi? Mujassimalar nima qilyapti, hashaviylar? Alloh taologa qo'lni isbot qilyapti. Ma'nosini. Faqat kayfiyatiga kirishmaymiz, deyapti. Nima degan gap kelib chiqadi? Demak, ular qo'lni ma'nosini isbot qiladi. Alloh taoloda qandaydir kayfiyat bor. Biz uni bilmaymiz, deyapti. Tushunyapsizmi? O'ziga xos kayfiyat bor, deyapti. Bu mujassimalikmi? Salafdan o'sha barcha ahli sunna va jamoa ulamolari bilay kayf deyishgan. Allohga kayfiyat isbot qilmaymiz deyishgan. Men bir misolni keltiryapman. Bu misol bitta oyatni o'zida. Mu'tazila ham shu oyatni keltiryapti, mujassima ham shu oyatni keltiryapti, ahli sunna ham shu oyatni keltiryapti. Lekin eng to'g'ri gap kimniki? Ahli sunnaniki. Ahli sunna qo'lni Qur'onda kelgandek isbot qilamiz, ma'nolarini Allohga topshiramiz. Shunda kayfiyat Allohga isbot qilmagan bo'lamiz. Haqiqiy Allohni biz poklagan bo'lamiz. Mu'tazila Allohning qo'l sifatini inkor qilib adashib ketdi. Mujassima Allohga qo'lni ma'nosini nisbat berib adashib ketdi. Demak, qadimda salafda to'rt mazhab ulamolarining o'rtasida ahli sunna va jamoa e'tiqodida ixtilof yo'q. Ixtilof yo'q. Ba'zi juz'iy masalalarda ixtilof bor. Masalan, iymon ziyoda bo'ladimi, nuqson bo'ladimi? Abu Hanifa rahimahulloh iymon ziyoda nuqson bo'lmaydi dedilar. To'g'rimi? Uch mazhab nima deydi? Iymon ziyoda nuqson bo'ladi deydi. Ikkalasini jamlasa bo'ladimi? Jamlasa bo'ladi. Bittalari eng adno iymonni aytibdi. Bittalari. Qolganlari eng mukammal iymonni aytibdi. Iymonning ta'rifida farq bor, ta'rifida. Ijtihodiy ta'rif bu. Jumhur aytadiki, iymon nima? E'tiqodim bil janan va amalim bil arkan. Ya'ni iqrorum bil lisan va i'tiqodum bil janan va amalim bil arkan. Til bilan iqror bo'lish, qalb bilan e'tiqod qilish, amallarga amal qilish. Mana shu iymon deydi. Abu Hanifa aytadilarki, e'tiqodum bil janan iymon bu. Til bilan iqror qazoat ya'ni qozilik jihatidan lozim. Va musulmonman demasa u odamga musulmonlik guvohini berib bo'lmaydi. Ya'ni iymonning aslini iqror isbot qilmaydi. Iymonning asli qalbdagi tasdiqdan iborat. Deydi. Mana shu joyda ixtilof boshlandi endi. Jumla shuni ko'taradi. Iymon ziyoda nuqson bo'lmaydi deganda Abu Hanifa iymon bir mujarrat narsa, 100% narsa. 99 ta iymon bo'lib bitta shubha bo'lsa iymon emas u. Iymonning lug'aviy ma'nosi tasdiq o'zi. Tasdiq qanday bo'ladi? 100% bo'ladi.
Başkalar aytadı ki yok, iman ziyada nuksan bo'ladi. Çünkü amalni ham imondan deb sana şey yaptı. Amali kamaygan sari imoni kamayadi odamni deyishadi. İmanı kemeyiş, köpeyişliği Ebu Hanife'nin nazlarıda nuru kuvvetine bağlı. Kuvveti köpeyip kemeyişi mümkün. Bir adamın imanı bak kuvvet buluşluğu, o imandaki yetide rükünden nimedir koşulup kagerliği mersin ki. Uşa rükünlerin içindeki imani kuvveti, müşahedesi başka çalar. Allah onu kurup durgendik, o Allah'ını kurup durgendik. İman bak kuvvet adam, buna kadar hususiyetliğe gebeleni. O amel bile erişiledi onu, topbatı oraya. Lekin aslan imanda nuksan ziyan bu meyli. Hop, bunge yetekleyen matın ne mi? Kur'an-ı Kerim'de bir neçe orunlarda ayetler var. وَزَادَتْهُمْ اِيمَانَ İmanları ziyada buldu. Bu ayet kerime değil misin? Bu ayetini zahirine göre üçte mezhep bana ziyada nuksan buladı düşünemiz değil. Hanefiler ayet dedi ki yok. Kaide, işler çıkılgen kaideye göre bu ayetini doğru düşünüşümüz gereğidir. Çünkü kaideye göre iman nuksan bulsa iman nasıl? Kaide şu, iman nuksan bulur muydu? Ne bakalımız bu ayette başka manası var. Ne manası? Bu ayet hali Kur'an'ın hemme ayetleri nazil bu mesten turup nazil bugün. Bu ayetten ki başka hükümler nazil bugün. Uşa hükümler nazil bularken iman ziyade bu arada. Yani iman kiltiriş gereği bugün derse. Nazil bulu yaptı. Doğru mu? Cihat farz bulu yaptı. Keyin başka ibadetler farz bulu yaptı. Mesela namaz Mekke'de farz buldu. Roze Medine'de farz buldu. Misal için. Bu sikin sikin ibadetler ta Kur'an ahirge ayet nazil bugünge kadar iman keltiriş gereği bugün narsalar ziyade bu buldu. Lekin ahirge kegende Allah Teala ne dedi? El-yevme ekmeltu lekum dinekum dedi. Ve etmemtu aleykum nimeti. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ dedi. Ha? الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ Bu oldu, kemuliyettin, kemaletki ettin. İslam'a ne kadar koşuş imkaniyeti yok şimdi. Kimdir İslam'a dinden de bir narsa koşsa ahli bid'at buladı. Kimdir İslam'dan bir narsana abdeşese fasık buladı. Doğru mu? Şimdi koşulmaydı. İtikatım şu şimdi. Şimdi itikatki yenge bitti rükün, gaybde bana bir narsa kap getirdi. Kabirden ki yine kana kadar bir joy borakken, şunu aytmagan ekan deyolmaydi hiç kim. Boldu tugagan, tamam. Ha, nima bo'ldi? Lafzi ihtilof bo'ldi endi. İkkalasi ham to'g'ri aytibdi aslida. Ahli sunna val jamoa iymon amal iymondan deganda amal iymonning rukunlaridan demaydi. Amal iymonning mukammalotlaridan deydi. Amal iymonni komil qiladigan, nurini ziyoda quvvatini kuchaytiradigan narsalardan. Aslidan emas. Mana shu o'rinda xavorij degan jamoa chiqdi. Ular aytdiki, iymon amal iymondan dedi. Amal iymonning rukni dedi. Bir odam namoz o'qimasa, o'sha zahoti kofir dedi. Shariatga xilof qilgan odam kofir bo'ladi. Birinchi bid'at. Xavorij toifasidan kelib chiqqan bid'at. Demak, to'rt mazhab ulamolarining aqidada ixtiloflari yo'q. İhtilaf kılışı mümkün bugün metinlerde türlü karaş var. Kaidelerine göre türlü karaş var. Bu türlü karaşın sebebi taşkarada havariç, mutezile, mücessimeler çıkkalliği sebepliği oldu. Ular dört mezhep ulamaları tamamından öz davruda raddiyesini verildi. Lekin keyinçelik ular davlatki ege buldu. Bütün İslam ümmetinin içine taşviş, özlerinin düşüncelerini tarkatıştı. Ana onda keyin Abu Mansur al-Maturidi kabi, Abu Musa, Abu Mansur al-Ash'ari kabi katta katta zotlar ularga qarshi o'zlarining uslublarida raddiyalar berishdi. O'sha raddiyalarda Ahli Sunna val Jamoaning aqidasi yuqoridagi salafning mazhabi bilan davom etdi. Ash'arilar 90%i, Ash'arilarning 90%i Shofiy bo'ladi. Imom Ash'ari Shofiylardan olgan aqidani. Uşa akideni keyin ahli kelamge karşı kollegen. Maturidi akidesi de adamlarının %90%'ı Hanefi buladı. Demek ki İmam Maturidi akideni matillerini %100 Ebu Hanife'den oge. Şunun için uşa fikri diyem şu maskapke özlerini intisap kılışken. Demek umumi manada biz ahli sünna vel cemaat kim dese imamlar manasıdır.
Salaftan 4 mazhab ulamolarini madrasasini aytamiz. Ularning atrofida shularni qo'llab-quvvatlagan salafni aytamiz. Aqidada Maturidiy, Ash'arilikni aytamiz. O'rtadagi ixtiloflar bular bir-birlarini kofirga chiqarib yuboradigan darajadagi ixtilof emas. Juz'iy ixtiloflar. Ash'ari Maturidiy o'rtasida 12 dona ixtilof bor. Uni ham kamaytirib 4taga tushirgan ulamolar 4tada ham, 4tada ham lafzi ixtilof. Bittasini aytaylik. Ash'arilarga musulmonmisan desangiz nima deydi? İnşallah musulmonman deydi. İnşallah deydi. Nimaga desa? Chunki inson o'tar chog'ida qanday iymonda ketishligini hali bilmaydi. Yaqiniy ilmi yo'q uni. Ketar chog'ida bilmaydi qanaqa ketishligini. Shuning uchun inshaalloh ketar chog'imda musulmonman deydi. Bizda Maturidiy mazhabimiz nima deymiz? Alhamdulillah musulmonman. Nimaga? Iymon tasdiqdan iborat. İmonga istisno kirmaydi. Lafzan ixtilof. Bir-biriga to'g'ri kelaveradigan gaplar. Bittasi kelajakdagi voqealikni garantiyaga olyapti, bunisi hozirdan tasdiqlayapti. Shunga o'xshagan ixtiloflar bor. Demak, umumiy ma'noda ahli sunnaning o'rtasida ixtilof yo'q. Yana ulamolar aytadi, mujtahidlarning ishlab chiqqan usullari 4 mazhab ulamolar. Usullari kelajak avlodga to qiyomatga qadar dinga amal qilishdagi zavobit hisoblanadi, qoida hisoblanadi. Biz endi hozir o'zimiz mazhab orqali dinimizga amal qilamiz. Eng to'g'ri yo'l shu. Sog'lom yo'l shu. Va biz aytamizki, mazhab orqali kitob va sunnatning eng to'g'ri fahmiga erishyapmiz deymiz. Tushunarlimi? Mazhab orqali kitob va sunnatning eng to'g'ri tushunchasiga erishyapmiz deymiz. Shu gap. Hozir boshqalar chiqib nima deyapti? Yo'q deyapti. Biz to'g'ridan to'g'ri kitobdan, sunnatdan olamiz deyapti. Xotirjam bo'ling, bu gapni gapirgan odam o'zi bilib bilmasdan yolg'on gapiryapti. Kitob va sunnatdan hech narsa ola olmaydi. Ola olmaydi. Kitob va sunnatdan to'g'ridan to'g'ri olding hozir. Bitta oyatni bering. Shundan menga tahoratni, farzlarini, vojiblarini, sunnatlarini, mustahablarini chiqarib berding. Bo'ldi, to'xtaydi. Yo'q, yolg'on u. Da'vo to'g'ri. Da'vo kitob va sunnatga ergashaman degan da'vo haqiqiy hujjat shu gap bo'lishi mumkinmi? Lekin sen uni qila olmaysan. Hech kim bu ishni qila olmaydi. Hech kim istisnosiz hech kim qila olmaydi bu ishni. İmom Buxoriyning sahih to'plamlarini ochingda bitta hadisni o'qib, ha, demak bunga ko'ra vasiyatni ma'nosi bu ekan, farz bu ekan, vojib bu ekan deya olmaysiz. Majbursiz uni o'qigandan keyin nima qilasiz? Fathul Boriyni ochasiz. Sharhida nima degan ekan deysiz? Sharhida Fathul Boriy bu hadisga ulamolarning fikrlarini keltiradi. Ya'ni ulamoga borasiz. Oxira qarasangiz Imom Shofiyning oldidan kelib chiqib turibsiz-da. Qani, hadisdan olganing. Nimaga Imom Shofiyning oldiga kelding yana? Qur'on ham shu. Qur'onni o'qib to'g'ridan to'g'ri Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsulu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiq. Oyatni o'qib, ey iymon keltirganlar, agar namozga tursanglar, yuzinglarni yuvinglar. Desa, ya? Namozga tursak, yuzimizni yuvishimiz kerak. Masjidga kirsak, namozga borsak, yuzi yuvishimiz kerak ekan. Oyat mana. Nima qanaq tushuntirib beradi menga? Tafsirga qaramasin, Qur'onni o'zidan tushuntirib bersin. Idza qumtum ila solati namozga tursangiz faqsulu wujuhakum. Fa o'shata taqibiyya deylik, orqasini yuz yuv deyapti. Tahoratsiz bo'lsangiz degan gap yo'q. Yuzni qanday yuvishlik haqida gap yo'q. Yuzni yuving deyapti. Qanday qilib Qur'ondan oladi? Menga buni javobini bersin-chi. Bera olmaydi, mutlaq yolg'on gap. Faqat islom ummatini boshini tashvishga qo'yish uchun gapiryapti xolos bular. İslam ummatining boshini tashvishga qo'yish uchungina gapirishyapti. Qila olmaydi. Idza qumtum idza aradtum iqomata solati. Bu oyatni tafsirida shu. Agar namoz o'qishlikni iroda qilsangiz va sizning tahoratingiz bo'lmasa, u ham bor. Oyatda yo'q bu. Qoidada bor. Tahoratingiz bo'lmasa, vojib bo'ladi yuzni yuvish. Yuzdan boshlanadi.
Endi 100. Nima degani 100? Qayerdan qayergacha 100? Qanaqa topadi Qur'ondan? Chiqarib bersin Qur'ondan. Men Qur'ondan sunnatdan ergashaman deyapti. Sunnatdan ham topa olmaydi 100 ni qayerligini. Majbur bo'ladi 100 ning qoidasi nimadan iborat? 100 nima degani? Qaysi chegaradan qaysi chegaragacha? Ha? Muxtasarda o'sha chegarani aytgan. Muxtasarda oyat yo'q, lekin qoida bor, zavobit bor. Ha? Minashari ilal uzuni. Vajib deganda shu, odamga muboshoratan qaragan paytingizda shu yuzda qayer ko'rinsa shu joy. Soch chiqqan joydan quloqni yumshoqlari bilan, asfali zaqam bilan quloqni yumshoqlariga yuviladi. Qur'onda yo'q, hadisda yo'q. Qattan chiqarasan endi. Qattan chiqarasan. Qaramaydi, yolg'on gapiryapti. Aldayapti, biz Qur'onga ergashyapmiz. Qur'onga emas. Qur'onga ergashyapmiz deb o'zingni fahmingga ergashyapsan. Birinchidan, boshqalarni ham o'zingni fahmingga ergashtirmoqchisan. Agar qo'yib berilsa, dunyoda nechta odam bo'lsa, o'shancha mazhab paydo bo'ladi. Qur'onni hamma xohlagandek tushunishi boshlaydi. Fagsilu wujuhakum va aydiyakum ila marofiq. O'shatda va nima degani? Arab tiliga ko'ra va'ni 5-6 ta ma'nosi bor. Qaysi biri? Aynan qaysi biri? Va nima degani? Qo'shib yuving deganimi? Tartib bilan yuving deganimi? Ketma-ket yuving deganimi? Yoki orasiga narsa qo'shmasdan yuving deganimi? Yoki nima degani? Nimaga qaror qila oladi? Qila olmaydi, majbur bo'ladi. Bu vovni nima degan ekan ulamolar deydi. Hanafilarga borsa, hanafilar jam ma'nosini olgan. Yuzni yuving va qo'lni yuving, qo'shib yuving degani. Shofiylarga borsa tartib degan ular. Vovni tartib ma'nosi bor. O'shaning uchun shofiylarda tartib ham farz. Tahoratda tartib farz. Orada hech narsa qo'shmaslik farz shofiylarda. Bir narsa yuzni yuvgandan keyin bir odam bilan gaplashib yana qo'lni yuvsa tahoratni yangitdan qilish kerak. Chunki vov o'shatda tartibni bildiradi deb turibdi shofiylarning usuliga ko'ra. Va aydiyakum ilal marofiq. Marofiqqacha. Ilaning ikki xil ma'nosi bor. Ma'a ma'nosi bor, ila ma'nosi bor. Tahoratni o'zida bir soat gapirasiz, bir soatning ichida ulamolarga murojaat qilmasangiz hech narsasi chiqib ketadi. O'shaning uchun yolg'on. Demak, mujtahidlar o'rtasidagi ixtiloflar usulning qoidasiga ko'ra bor. Ixtilofga sabab bo'lmaganlarda mujtahid kerak emas. Mujtahidlar ixtilofga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan masalalarda nima ishlab chiqishdi? Qoidalar ishlab chiqarishdi. Zavobitlar ishlab chiqarishdi. Bunga lug'atga suyanishdi, mantiqqa suyanishdi, tilga suyanishdi, usulga suyanishdi va bizning o'rtamizga juda katta bebaho boylikni qoldirishdi. Bunga amal qilib dinimizga to'g'ri ma'noda amal qilamiz. Tushunarliga? Oyat bor. Amallar yahkum bima'n va faqlatun kafirun. Xassatun. Xo'p. Maida surasida Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Amallar yahkum bima anzalalloh fa ulaykumul kafirun. Bu oyatning davo eng oxiri. Natijasi bu. Bu oyatni boshida inna anzalna at-taurata fiha hudan va nur yahkumu biha an-nabiyuna allazina aslamu wal ladina hadu wal rabbaniyuna wal ahbar bima istuhfizu min kitabillah ha wa la takhshawun nasa wakhshani wa la tashtari bi ayati thamanan qalila shunaqamidi va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Yuqorida shuncha gap bor va bu oyat bil ittifoq hamma ittifoqan aytadi yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Yahudiylar haqida nozil bo'lgan, yahudiylar o'zlarini qavmlarida bir jinoyatchiga jazo berishlik masalasi ko'tarilganda, ular o'shanga jazo bermaslik uchun o'zlarining kitoblaridagi aylanib o'tishlik uchun, dinni haqiqatini berkitish uchun masalani loyqalash uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam oldiga kelishgan. Siz hukm qilib bering, kitobdan gapiryapsizki deb. Shunda bu oyat nozil bo'lgan. O'zingizlar Tavrot kitobimiz deysizlar. Muhammad alayhisolamga iymon keltirmaysizlar. Nima uchun endi Tavrotdan bilan hukm qilmayapsizlar?
kim Allah nazil qilgan narsa bilan hukm qilmasa u kofirlardir deydi. Lekin ulamolar aytadi, ha, bu joydagi al aslu bi umumul lafz la bi xususus sabab degan qoida. Ana hali aytganimdek doim qoida chiqarishgan. Lafzning umumiyligi asl. Lafzning umumiyligi va man lam yahkum bima anzalalloh bu umum. Umumni ifoda qiladi. Demak, uni nima sababdan tushganligi ikkinchi planga o'tadi endi. Tavrotga ko'ra hukm qilmaganlar kofir bo'lganmidi? Qur'on va sunnatga ko'ra hukm qilmaganlar ham nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Bu umumiy ma'nosi shu. Lekin bu yerda endi tafsilotlar bor. Tafsilot. Qur'on va sunnat bilan hukm qilmaganlar kofir bo'ladi degan gapni hamma qaror qilib, mana palonchi kofir bo'ldi deyishga haqqi yo'q. Chunki hukm ijro qilishlikda Allohning oyati, Rasulining sunnati, bizda mezon hisoblanadi. Kimda kim bir masalaga yondashar ekan, bu masalada Allohning kitobi, Rasulining sunnati eskirdi desa kofir bo'ladi. Lekin Allohning sunnat kitobi, Rasulining sunnati bilan qilamiz buni, lekin bugungi jamiyatimizga muvofiqlashtiramiz buni. Kitobi sunnatga qarshi chiqmasa amal qilamiz desa, shariat bilan amal qilayotgan bo'ladi bu. Misol. Svetofor. Doim shuni misol keltiryapmiz. Svetofor kitobi sunnatni o'zida yo'q. Lekin amal qilamizmi? Nima deb amal qilamiz? Biz birinchi o'rinda shitrafdan qo'rqib amal qilamiz desak, gunohkor bo'lamiz eng kamida. Musulmon odam unaqa demaydi. Müslüman adam aytadi ki, svetoforning kızıl çırağı meni hakkım bu. Toxtashim kerak. Yeşil çırak onun hakkı. O yürüş gerek o. Eğer ben kızıldan ötüp gitsem Allah'ın huzurunda da cevapgar bo'laman. Birovning hakkını yeganligim uchun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ve la ta'kulu amvalakum beynekum bil batil" dedi. Oranglarda molinglarni botil yo'l bilan yemanglar dedi. Yiş bitta mana shu oyatni ham aytingda odamlarga. Qur'ondan olaverasanmi? Ha. Oranglarda o'zaro botil yo'l bilan molinglarni yemanglar deyapti Alloh taolo. Ha. Kiyimini olib kelsam bo'ladimi? Kiyimi bo'lmaydi-yu. Mashinasini olib uxlatvorsam, mashinani yeb bo'lmaydi. Qana qilib javob beradi? Javob bera olmaydi. O'tdagi akil masalasi, yemoq masalasini zikr qilish g'oliban iste'mol qilinadi. G'olib iste'mol qilinganda o'shanga aloqador mafhumu muvofaqa tushib ketadi hammasi. Matnlarda mafhumu muvofaqa degan narsa bor. Mafhum muvofaqa. Al-mafhum muvafaqa. Matnda Qur'oni Karimning oyatida kelgan matnga bir narsa zikr qilinadi. Masalan deylik, uf zikr qilingan Qur'onda, to'g'rimi? Uf kalimasi ota-onaga qarshi ishlatilmaslikka zikr qilingan. Endi "Vala taqul lahuma uffin" kalimasini olib, ota-onaga uf deb bo'lmaydi. Lekin ota-onani ursa bo'ladi. Desa bo'ladi? Ota-onani urma degan oyat yo'q. Nima qilamiz? Qur'on va sunnatdan amal qilaman degan odamga savol. Ota-onani urma degan oyat yo'q. Nima qilamiz endi? Wala taqul lahumo uffi. Desa mana mafhumu muvofaqa ishga tushadi. Matnlarning, ya'ni Qur'on oyati, hadis shariflarning matnlarida mafhumu muvofaqa degan qoida bor. U nima degani desa, agar Alloh taolo "Vala taqul lahumo uffin" desa, uff kalimasiga barobar bo'lgan hamma narsa haromga kirib ketadi. Bundan yuqorisi baqadir avlo haromga kirib ketadi.
Mafhum muvafaqa iki narsaga dalolat qiladi. Birincisi o'zini tengligiga dalolat qiladi. İkincisi o'zidan yuqoriga dalolat qiladi. Demak, ufga aloqador gapirmay qo'yish, yuzini burishtirish, aytganiga kirmaslik ufga aloqador teng bu. Lekin baqirish, urush, qariyalar uyiga olib tashlash, holidan xabar olmaslik va qodir Alloh harom degan. Nima asosda? Mafhum muvofaqa bilan. Tushunyapsizmi? Demak, Alloh subhanahu va taoloni "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" oyatida biz mafhumni tushunishimiz kerak. Nima deyapti Alloh taolo? Qasddan bu oyat, bu Qur'on, bu sunnat eskirdi endi. Biz yangi qoidalar bilan yashaymiz desa kofir bo'ladi. Xuddi yahudiy nasroniylarga o'xshatdi. Lekin qo'lida imkoniyati bo'lib turib qilmasa fa ulaykumul fasikun fa ulaykumul zolimun. Boshqa oyatlar unga tushadi. Lekin qo'lida imkoniyati yo'q. İmkaniyeti, özünü dairesinde imkaniyeti var, o günahkar bu miydi? Deliller, Hazreti Umar radıyallahu anh'ın Medine-i Munavvara'da açarçılık bugün peytide bitti tüyanı beş defa oğurlar kalmarıp soyup yiyip koymuştu. Koluna çutuklar. Tüya kımmak, kol kesin iş gerek. Beş defalarının kolu kesin iş gerek. Abkin işte, Kur'an'da ayet yoktu. Es-sariku ve-sarikatu faqta'u eydiyahuma cezaen bima kasaba nakalan min Allah. Oyatga ko'ra 5 ta bolaning qo'li kesilishi kerak edi. Lekin ocharchilik bo'lganligi uchun ular so'ygan narsasini sotib nimadir qilgani yo'q. Qorniga yeganligi uchun shubha paydo bo'ldi. Zarurat yuzasidan o'g'irlagan balki. Qur'onda oyat bor. Faman yadurro g'ayra baqi va la adin fala itma alayh. Majbur bo'lib qolgan odamlarga gunoh bo'lmaydi. Majburlik qorni och o'lar holatdadir balki. Shubha paydo bo'ldi. Hazrat Umar aytdilar ki, idraul hudud bi shubhat dedilar. Bu ham qoida bo'ldi ki. Idraul hudud bi shubhat. Şubhalar bo'lsa xatlarni to'xtating degan. Shubha bor joyda xat ijro qilinmaydi. Xat jazo edi, Qur'onda sobit bo'lgan jazo. Qur'ondagi sobit bo'lgan o'g'rining jazosi qo'lini kesish, xat. O'sha xatni shubha bo'lsa ijro qilinmaydi. Mana bir rivoyat Hazrat Umardan. Va barcha tariqasi zaif. Ya'ni bitta qoida aytib ketay sizlarga. Barcha tariqasi zaif. Bizga yetib kelish sanatlari. Lekin ulamolar, mujtahidlar ichida mutawatir darajada amal qilinadigan hadis bu. Ya'ni Hazrat Umarga tegishli rivoyat. Ya'ni sanadning zaifligi ba'zan ish bermaydi. Unga e'tibor bo'lmaydi. Sanad zaif, amalda buni barcha olgan. Shubhali narsalarda nima qilinadi? Hadlar joriy qilinmaydi. Bir odamga hukm chiqarishlikda shubha e'tibori bor. To'xta bu mana bu ma'noda qilayotgandir balki. Belki bu masaladan boshqa maqsadni ko'zlayotgandir degan narsa bo'lsa, ijro qilmaydi. Endi nima bo'ldi? Hazrat Umar Qur'on bilan hukm qilmadimi? Qo'lni kesmadi. Qur'onni kes deyapti Alloh taolo. Umar radhiyallohu anhu qo'lni kesmadi. Umarni kofir deyapti bular. Bugungida Hazreti Umar Kur'an'ın mefhumiga ergashdi, zavobitga qoidaga ergashdi. Biz özümüz xalqni och holda qoldirdik. Qanaqa qilib endi uni biz yana o'g'irlik qilishga majburlab qo'yib qo'lni kesamiz dedi. İslam zinoni jazolaydi. Lekin zinoga oboradigan yo'llarni hammasini berkitgandan keyin shu eshiklarni oshib o'tgan odamni jazolaydi. Ko'chada hamma zinoga imkoniyat bo'lib qolsa olib chiqib hammani toshbo'ron qila olmaydi islom. Qilmaydiki. Islomning maqsadi jazo emas. Islomning maqsadi ogohlantirish. To'g'rimi? Ali radhiyallohu anhu ga eng katta ta'nini beydi. Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan boshlandi.
Usomning qotillarini qasosini ol. Xalifa bo'ldilar, xalifaning vazifasi nima edi? Qasos olish edi. Qasos Qur'onda sobit farz. Kutiba alaykumul qisos. Qasos farz. Qasosni xalifa olish kerak. Nimaga olmadi? Aytdilarki, biz dedilar, hozir bulardan qasos olsak, 700 ta odamni qotili, qotil bilan o'ldirsak, orqasidan 7000 ta odam keladi. Qanaqa javob beramiz? Qayerda ko'rilgan mahkum hokimdan qasos olganligi? Biz mahkummiz hozir bularni qo'li ostidamiz. Xo'p, nima qilamiz dedi Talha ibn Ubaydulloh. Bularni dedilar, juma xutbachisi, o'sha kuni juma edi. Chiqib aytdilarki, ey arobiylar, Madinani bo'shatinglar, ketinglar uylariga. Ey mamluklar, mamluklar, kullar bor edi. O'sha kelgan 700 ta odam arobiy kullardan iborat edi. Ketinglar dedilar. Ularni chiqarib yuborsak, Madinada hamma narsa isloq bo'lsa, hamma bay'at qilsa, keyin ularni olib borib jazo qo'llashlik. Maqsadni qarang, ijtihod. Qur'onda qasos farz, qasosni ololmayapti. Amal qilolmasa, Hazrati Ali'ni gunohkor deymizmi, kofir deymizmi? Ma'lum edi. Bugün kafir deyişiyordu. Onlar çıkıp etkeni yok. Talha ibn Ubaydullah, Zübeyir ibn Allah, Ayşe anamız radıyallahu anh'a icmailler Mekke'ye geçişin, Mekke'den kayıtışken de aynen şu mesele onları toskıllık kılıp Basra'ya yürüyüşken, Basra'ya. Şeyin Cemal hadisesi bugün, şu hadisede. Değil mi? Allah'ın kitabı bilen, Allah'ın kitabı bilen amal qilaman deganda ilim asosida bo'lish kerak. Zohirda bir odamni bir narsaga amal qilmayotganda ayblab, o'zidan bir ma'no chiqarib olib, bu tamom kofir bo'ldi, Rasulullohga tuhmat qildi, bo'xton deyishga haqqi yo'q. Bitta misol keltiraman. Kecha bo'ldi, bir bola bilan suhbatlashdim, 20 minutcha telefonda uni qo'ysak kerak yaqinda. Mana bir joyda Payg'ambar alayhissalotu vassalomni kechirimliliklari to'g'risidagi gapni gapirdi. Bizda mana O'zbekiston kurdlarni, afislarni qo'lidan mehr operatsiyasi bilan 3 marta asirlarni olib keldi, to'g'rimi? O'sha asirlar. Bu yoqdan chiqib ketganda, o IŞİD'ni qo'lda yurgan paytida sizlarni borib so'yamay, sanlar murtadsan, kofirsan degan ayollar edi. To'g'rimi? Yo, eng kamida shu ayollar o'shunaqa degan odamlarning qo'lidagi ayollar edi. Ular asirga tushdi, ojiza bo'lib qoldi, qiynalib qoldi. Mamlakatimizda odamlari borib, ularni olib keldi. Bu joyda bu ishdagi kechirimlilik sunnat. To'g'rimi? Mana shuni misol aytdimman. Mana shu kechirimlilik sunnat. Payg'ambar alayhissalom Makka mukarramaga borganlarida bir qancha zolimlar qo'lini qovushtirib, boshini egib turgan edi. O'shatta aytdimman, o'sha payg'ambar alayhissalotu vasallamni Madinada Makka'dan quvib haydaganlar, namoz o'qiganlarida boshlariga tuyaning ichborini tashaganlar turgan o'shatda. Bu ularni ilhabu fa antum mutlaqo dedilar. Ketaveringlar, ozodsizlar dedilar. Kechirdilar. Kechirimlilikni kechirimlilikka taqqoslayapman. Nima ishkal bor? Ishkal yo'q. To'g'ri, hamma tushunsa bo'ladigan farq. Menga telefon qo'yayotganki, san deyapti. O Makka mushriklari bilan deyapti. Makka mushriklari bilan ateistlarning qo'lida qolgan musulma ayollarni taqqoslayapsan deyapti. Hozir taqqoslamayapman. Kechirimlilikni taqqoslayapman. Kechirimlilik. Ular ham payg'ambarimizni o'ldiraman degan edi. Bular ham bizni o'ldiraman degan. Payg'ambar alayhissalom ularni kechirib yubordilar. Bizni mamlakatdan ularni kechirib yubordi. Kechirishlik, kechirimlilik bir-biriga mutlaqo o'xshamaydigan odamlardan ekan. Bizning mamlakatimizda odamlar payg'ambar emas. Uni o'xshatmayapti hech kim. Shuni shohlamaydi. Maqsad mavzuni o'rganish. Keyin nima deyapti? Siz deyapti, o'shatda Abu Mu'ayd degan odam payg'ambar alayhissalotu vasallam namoz o'qiyotganlarida ustlariga tuyaning ichborini tashagan odam. O'sha odamni deyapti, payg'ambarimiz kechirib yuborganlar deyapsiz, tuhmat qilyapsiz deydi. Bu inson nomini aytganim yo'q-ku men. Umumiy ma'noda aytyapman deydi. Yo'q deydi, mana shu odam deydi, Buxoriyda bor. Muborak Furiy anaqada aytgan, Safiyur Rahmon bunda aytgan, Rohiqul Maqtumda bor. Voy, nomini
nomini aytmayapman men. Misol keltiryapman, misol. Misol. Ha siz o'sha tuyani ustiga tashlagan odam dedingiz-ku deydi. Ey, Qur'onda, Qur'onda. Solih alayhi salot va salomning tuyalarini so'ygan odamni zikri bor, to'g'rimi? Aqilun naqah deydilar uni. Tuyani so'ygan odam. Nechta odam so'ygandi? Tuyani nechta odam so'ygandi? Bitta odam so'ygandi. Bir dona odam, eng badbaxt odam. Payg'ambar alayhi salomdan hadis bor. Hazrat Ali'ye aytganlar. Dünyada ikkita badbaxt odam bor. Bittasi aqilun naqah, ikkinchisi seni qatl qiladi deganlar. Aqilun naqah o'sha bitta odam. Lekin Qur'on ularni zikr qilganda nima dedi? Fa'aqaruha dedi. Fa'aqaruha. Nima zikr qildi? Jam zikr qildi. Nimaga? Qolganlari bunga muvofiq edi. Hammasi o'sha jinoyatning sherigi edi. Men buni aytar ekanman. Zikrul juz ilodatul kulni iloda qilyapman. Maqsad kechirimlilik haqidagi gap xolos. Tushunmaslik uchun bular xohlagan tuhmatni qiladi. Demak, Qur'onda va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun oyatini bir qancha ma'nosi bor. Bu joyda. Va man lam yahkum va man وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ Vamandagi man umumni bildiradi. Umum. Man degani kimda kim degani. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Bu oyatni bizga o'qib, bizga aytib, mana sanlar kofir bo'lding deyotgan odam ham kiradi manning ichiga. U ham o'sha gapga kiradi. Faqat oyatni ko'tarib olib bizni otaman deganlar aslida o'zini ham otyapti. O'q sochma, bitta odam ketmaydi. O'ziga ham tegadi. Mandan murod faqat buni tagida abror, O'zbekiston, Qirg'iziston degan gap yo'q. Buni tagida hamma bor, kimda kim deyapti. Bu umum. Shinqitiylardan Muhammad Hasan Valad Dadu, hafizahulloh, mana shu oyatning tafsirida aytadiki, Mauritaniyada shunaqangi odamlar paydo bo'ldi. Hukumat ularni qamadi. Biz dedi hukumatga borib iltimos qildik. Bularga biz diniy vojibalarni tushuntiraylik. Masalani to'g'ri tahlil qilaylik. Dedik ruxsat oldik, kirdik deydi. Bu muammo hamma joyda bor demoqchiman. Faqat O'zbekistonda emas. Kirib ularga masalani tushuntirdik. Ular aytdi, birinchi savoli. Hukumat kofirmi, musulmonmi? Hukumat bilan bizning o'rtamizdagi mavqif nima? Deb savol bergan, shiddatli. U kishi aytganki, Hukumat bilan sizlarning o'rtalaridagi misoli va in toifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Ikki toifa urushib qolsa, o'zlarini oralarini isloq qiling. Ya mu'min sadan mu'min desa, yo'q, biz mu'min emasmiz. Biz mu'minmiz, ular kofir deydi. Nimaga desa, ular chunki kofir. Nimaga? Wa man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun. Mana shu oyat dalil qilyapti. Şimdi savol berdim dedi. Men kim? Men umum mu? Xos mu? Xos mu om mu? Men om. Xos. Xos mas. Umumi bu. Umum üç türlü ibaret. Umum üç türlü ibaret. Birincisi. Al-an baki على عمومه برنس العام باقي على عمومه بكينشان العام المخصوص
Üçüncüsü. Al-am yuradı bihil husus. Mana shu manni umumiyligi uch xil qoidaga tushish kerak. Shirqiyti aytadilar. Qaysi biri deydi? Bu man, bu man. Al-am baqi ala umumihiga tushadimi? Al-am al-maxsusga tushadimi? Al-am yurodi bihil xususga tushadi. Buni qoidalari bor. Hozir kirib ketsam tong atadi. U aytayaptiki, birinchiga tushadi deyapti deydi. Zindonda o'tirgan odam bu bundan murad al-am baqi ala umumihi. Ammi tamam hammaga tushaveradi degan. O oyatdan ko'zlangan maqsad kimda kim desa tushaveradi deyapti. Desa shunqita aytganlarki agar shunaqa bo'lsa deyaptilar buddagi ma'man. Sen unda deyaptilar. Boshqalarni kofir deyishdan oldin o'zingni kofir deb e'lon qil deyaptilar. Chunki u sana tushasan. Hamma deyapsan ku deyapti. Qani shariatni amal qilyapti. Qani hukmni ijro qilyapti? Ha? Hokim mahkum ajratmayapsan. Qozi muftiy mufto alay ajratmayapsan. Salom tushasan. Oldin o'zingni kofir deyishing kerak. Bu yerda nima? Al-amr maxsus bu. Bu xos voqealikka tegishli. Bu masalasi ketdi. İkincisi bima. Bima nima? Ham bu ya. Kimde kim Allah mazal kılgen narsa bilen, narsa, ma narsa, umumi manada. Umumi manada, ma narsa bu. Bu yam, el-an baki ala umumihi mi? Ha. Eğer şuna kadar düşünsey, şuna kadar düşünsey, bu ayetinin bu kelimesine göre sen Resulullah niyem kafir diyeyim. O zin bilme yapsan. Matnni doğru tushunma ekanligi uchun matndan umumiy ma'noni chiqarib olib, ma Alloh nozil qilgan hamma narsa bilan degan bo'ladi. Tavrot, Injil, Zabur. Qur'onning hamma oyatlari, payg'ambar alayhissalomning hamma sunnatlari, Qur'oncha hamma narsani olib kelib hukm qilish kerak. Bu mutlaqo to'g'ri narsa emas. Bu yurodi bihil husus. Bima anzalalloh degani bir hodisa voqea sodir bo'ldi. O'sha hodisa voqeaga tegishli oyat o'sha voqea hodisaga tegishli hadis bilan hukm chiqariladi. Hammasi bilan emas. Tavrot bilan hukm qilmaymiz biz. Injil bilan hukm qilmaymiz. Bu nima bo'ldi? Yurodi bihil husus bo'ldi. Bundan umumiy zikr qilinadi, maqsad bir xos voqealikka tegishli bo'ladi. Deganda bu to'xtadi deydi. 20 minutlik suhbati bor. Buni eshitishni tavsiya qilaman. Yana ancha gap bo'lgan. Demak, bu joyda endi yana bitta gap bor. Yahkum hukm masalasi. Hukm. Xavorijlarning eng birinchi Hazrati Aliga qarshi ishlatgan kalimasi bu. Nima edi? La hukma illa lillah. Ha? Innal hukmu illa lillah. Hukm. Hukm ne? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Kim hukm kılmese? Hukm kılıçlık meselesi nimadan ibaret? Şeriatın hukmunu cari kılmeslik, kafirlik ki dalalat kılarken, şeriatın kaysi hukmunu cari kılmeyen, o şu zahat kafir bulur. Bu savallı için mi gerekir? Ha? Bir adam ettire bambatka okulak kaldı, kafir bulur mu? Yok. Hukm ikiye bölünür. Aynen hukm ikiye bölünür. Birincisi bu mahkeme hukumları, qozilarniki. Qozilar çıkaradigan hukum. Hakimler çıkaradigan hukum. Peygamber aleyhissalatu vesselam Sahih Buhari'de kelgan hadiste aytdilar ki İza ijtahada al-hakim ve iza asaba falahu ajran ve in axta falahu ajr dedilar. Hokim ijtihod qilsa, hokim qozi, oman lam yahkumdagi hukm shu. Hokim ijtihod qilsa, to'g'ri topsa 2 ajr, noto'g'ri topsa 1 ajr. To'g'rimi? Demak, u hokim hukm qilishi kerak bo'lgan masalalar bor. O'g'rini qo'lini kesib kesish,
zinakarı taş bulandırış, ceza strukturaları, mahkemeye tegişli, hazırlar becerişi kerek bugün masalara tegişli. Katta işler bu. Şimdi bu iş bilen kim şugullanadı? Hakim şugullanadı. Hadır köçede oğlunu korsayız. Diyor ki zinakarını korsayız. Zina kılıyetkenini korsayız. Taş bulandırız mı? Kılamıyorsun. Şeriat ne dedi? Siz dedi bu masalelerde ilacı varsa biktipitin dedi. Doğru mu? Biktin dedi. İndemeyin dedi. Törtte güvah keltirme günce güvahligen bir almıyorsunuz. Dedim selam. Törtte güvahligen yiğit bulma günce güvahligen bir almıyorsunuz. Üçte bu kalsa siz cezalıyorsunuz. Doğru mu? Deme, hukum ikiye bölündü. Bittesi mahkeme hukumu, hakimler kıladigen hukum. Hakimlerin işi kıyırlak. Onu beceriş gerek. Hakim meselesinde Hazreti Ali'nin oğlunun kolunu kesme geldiği misal. Hazreti Ali, Umar'ın oğlunun kolunu kesme geldiği. Mahkeme meselesiydi. Şeriatki ana akımadı mı da? Kıliyeti oldu şeriatki. İkincisi Hazreti Ali'nin kasas ama geldiği misal. Şeriatının hukmiydi. Hukmunu icra kılalmaya kaldı. Kılalmaya geldiği için bana bu ayetki göre Ali bilen Umar'ı kafir diyebdi bu lan. Yani ikincisi var. İkincisi. O ferdi. Ferdi degani yakka şahslarning Allohning hukmiga amal qilish doirasi. Men 5 vaqt namoz o'qiyman. Ramazonda roza tutaman. Haj imkon bo'lsa hajga boraman. Zakotim bo'lsa zakotimni beraman. Kahlegen cahide musulmanman sen dese elhamdülillahi rabbil alemin musulmanman deyin. Şeriatinin menge tekişli hukumlarının barçası ve %100 amal kılıçlikke hareket kılıp yaşayarken odamman, menge okşagan odam 90% Uzbekistan'da. Doğru mu? Şeriat ne deydi? İslam ne deydi bizge? Deyip amal kılıyıp da odamda. Karaka hukum buluştan katli nezar, karaka masala buluştan katli nezar kilip imamdan sonra yaptı. Bunu masalanın masalasını ne deyipti? Bank masalası bir mavzu çıkıp olsa domlardan gibi soru yaptı. Bu masalası da mı deyipti? Odamlar da şuna yani iştiyak var, dinige harislik var. Hangi bugün bir kişi telefon kılı yaptı. Sinirime deyili pasport stolga koruldun. Hop. Rumal bilen rasmge çürtürme yaptı. Hop. Çünkü ne yoldan beri alıyorsun? Ben dedim romanlı farzlığına ait bir adam bir adam. Normal farz. Hicap farz. Lekin pasport stolu işlemeyim ben. Ya kanunda yok aken bu. Ha demek advokat güçlüyüz. Ben advokat mas mı? Bu o adamı ayıplamak için mas mı? O doğru. O ümit kılı yaptı. İmamdan, bir talebeden, dinden yapıyorken adamdan masalası çıkar mı ki? Şeriat ben geçirip kursatma birer mi ki? Doğru. Lekin fakat aslı uçuraşı kereyi bugün hukuki tamam uçuna mı yaptı? Ben hukukçu nasıl mı? Bu ne demek misal getiriyetmen? Bugün Özbekistan'da 95% ahalı Müslüman şu ahalının kemide yer mi ibadeti de diniye hareket kılı yaptı. Halal bilen halalını fertik acırt yaptı. Bu yakışılık bu. Demek biz وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ biz نَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُمُز Allah nazil kıyan bizge nime digene şu. Bana mesela da Allah bizge nime diyepti. Kaç ticaretçiler kedi yaptı. Kulü var hemen asası var. Bizge gelip Allah nime digene şu mesela de soru yaptı. Nime nime kılı yaptı. Allah nazil kıyan nerse bilen hukum kılı yaptı. Allah bir kafir de bu miydi? Diyar mıydı? Ben de bitti başka nerse var. Bitti yine bitti başka hafli korunuş var. Hafli korunuşundan ibaret ki mesela deydik, demokratiya, dünyavi başkanlık tizim, doğru mu? Demokratiya, dünyavi başkanlık tizim. Dünyavi başkanlık tizimde ahiret ümidi yok. Yok, ahiret ümidi yok. Dünyavi intizam sistemesi bu. Tizimini özünü başına yazıp koyuyoruz, dünyaviylikke esaslanıyoruz, doğru mu? Bu gapni gapirayotgan odam bilen, biz Allah'ın hükmü bilen hüküm kılışımız gerek deyip demokrat yani küfür, Müslümanların kafir diyetkenlerinin hatarı sonuçturken de Kur'an'ın namiden gepriyetken adamlar bu ayetki köpürat şüphelen.
Tushunyapsizmi? Hmm. Alloh taolaning nozil qilgan narsasi bilan hukm qilmagan kofir deyapti biz. Bir odam "Men Allohning hukmi bilan emas, dunyoviylikka asoslanganman" desa, o'zini yoqasini qutqaryapti. Dinga aloqam yo'q deyapti. "Men" deyapti, "sistema, tizim bilan ishlayapman" deyapti. Lekin "Men Allohning hukmi bilan nozil qilishim kerak, hukm qilishim kerak Alloh nozil qilgan narsa bilan" desa-da, bir musulmonni kofir desa, Alloh hukm qilgan narsaning ziddiga ishlayotgan bo'ladi. Allohning nomidan gapirayotgan bo'ladi. Buniki xatarliroq bo'ladi. Bu odam jaholat bilan bir kunda 10 martalab bilan kofir bo'ladi. Nariga odam o'zini fosiqlik bilan qutqaradi. "Men" deydi, "shariatni bilmayman, shariat to'g'ri, muqaddas men uchun, lekin sistema menmi, sistema buni" deydi. Bu uzoq bilan fosiq bo'ladi bu. Chunki din talab turibdi. "Men" deydi, "hozir shunga majburman" deyapti. Yoqasini qutqaryapti. Lekin Alloh hukm qilgan narsa bilan hukm qilmaganlar kofirlardir deb shu oyatni o'qib, O'zbekiston aholisini murtad degan odam birinchi o'zi kofir bo'ladi. Alloh buni iroda qilmagan bo'lsa, uni maqsadini, uni tafsirini iroda qilmay qatta biladi. Imom Muslimda bir musulmon ola boshqa bir musulmonga "yo kofir" desa, ha? Ikkalasidan bittasiga kufr boradi. Nimaga? Nasıl nimaga kufr qaytib boradi? Chunki kofir bo'lgan odam topsa Allohning hukmi bilan hukm bo'ldi unga. Agar u kofir bo'lmagan bo'lsa-chi? Mana bu oyatga ko'ra aytgan odam o'zi kofir bo'ladi. O'sha hadisning oyatdagi ma'nosi shu. Chunki Alloh aytmagan gapni gapiryapti. Allohning nomidan hukm nozil qilyapti. Allohning nomidan hukm chiqaryapti. Alloh nozil qilgan narsadan boshqa bilan hukm chiqarsa nima deydi? Kofir. Yana gap ko'pdi, menimcha hozir shu kifoya qildi. Xo'p. O'sha agar kufr sabab tushib qolsa unga nikoh nima bo'ladi? Nikoh fasx bo'ladi. Taloq ma'nosi bo'lmaydi. Nikoh fasx bo'ladi, tavba qilish kerak. Qaytadan nikoh o'tirmaydi. Ikkalasi birdan chiqsa shunaqa deydi. O nikohni taloq sanovga tushmaydi. Hozir xalq orasida tushunaganda nikoh yangilab turish kerak deyishadi. Endi uncha e'tiborli gap emas. Ustoz, bir savolda Imom Suyut, Jaloliddin Suyuti bilan Imom Navoiyni uchta xillik da'vo qilinganda ularniki qabul qilinmagan deydi. Lekin Yusuf Qazoviyni endi to'g'ri zamonamiz mujtahidi deydi-ku, o'sha nima sabab o'sha holatga yoki nisbatan nisbatan aytiladigan gaplar bo'ladi. Nisbiy gaplar. Mujtahidi mutlaqni kitob ko'rgansizlar, bir kitob bor, shuni yozib oling, shuni o'qinglar. Muqaddima. Ozgina. Muqaddimani o'zida bergan. Imom Laknaviyni, Abdul Hay Laknaviyni, "An-Nafi'ul Kabir liman yutali'u jami'us sagir" degan kitob. "An-Nafi'ul Kabir"? "An-Nafi'ul Kabir" "An-Nafi'ul Kabir" bu da şuna kadar yazsız çıkardı o zaman. "Kabir liman yutali'u al-cami'u as-sagir". "An-Nafi'ul Kabir liman yutali'u al-cami'u as-sagir". Cami'u as-sagir'de şarkı bu kitap. Şunu mukaddimesinde müştehitlik, iştihat meseleleri tahlil kılınken. Tahlil kılınken müştehidi mutlak kim? O kimlerden ibaret? Ularının vazifeleri bunlardan ibaret. Müştehidi mutlaktan ki müştehit fil mezhab var. Ha? Mezhabın içindeki müştehitler, ular kaçan müştehit mezhab oladı. Ki müştehit fil mesele var. Bir meselede müştehit kitaplanan zatlar var. Ondan ki müştehit, müştehitmez, ondan ki ingiler ahli tahkik, ahli tercih, yok ki ahli tahric. Altıda yitirme mesele sana gel.
judayam chiroyli keltirgan, buni biz yodlab olishimiz kerak hammamiz. Mujtahidlarning vazifalari nimadan iborat? Bugungi kunda bitta chiqib olib, Shofiylar marjuh, Hanafiylar marjuh deyapti. Bularni aslida gapining bo'sh ekanligini o'sha kitobda ko'rasiz. Kim edi mujtahid mutlaqlar? Rojih marjuh ahllari kim edi? Bitta keltirilgan. Imom Shofiy, Imom Navoviyga o'xshagan, Imom Suyutiyga o'xshagan, Imom Tabariyga o'xshagan, Abu Hamid al-G'azoliyga o'xshagan, zamonasida ko'zga ko'ringan yuksak kuchli insonlar, imomlar İctihad davalarını kılışken, İctihad meselelerinde közge kurmuşken, lekin ularını yenge madrese, maktab, teşkil kılışlarına hiç kim icazat vermegen, ergeçmegen. Ularının ilmini başa yürürlerken, lekin bizge Hanefiler, bizge Şafiiler, bizge Hanbeliler kifaya degen. Ahire İmam Abu Hamid al-Ghazali özlere etkenler. Çünkü işte ki, ben Şafiiyim ben deyim. Mazhabdan çıkıp yapılışı boşuna geldiler boşuna. İctihadlarga ictihad aletleri mende var deganlar. İctihadga imkoniyatim var. Lekin oxiri qarab yok. İmam Shofiy mazhabidan ham deganlar. Tushunyapsizmi? İctihad masalalari oddiy emas. Xo'p. Ustozlarning hadis masalasida. Xo'p. Yahyo ma'inlar, kecha ustozlar aytib berdi yoki Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziylar qilgan ishlari Imom Buxoriydan bo'lsa ko'p bo'lsa ko'pki kam qilmagan. Yoki İmam Ahmed ham dallar. Lekin İmam Buxoriyniki birinchilikka qo'yiladi. Lekin ularniki uncha eslanmaydi yoki asosan xosadan ahli ilmlar o'rtasida bor, lekin xalq ommasiga chiqmaganda bu narsa. O'shanga bir nima masala yoki u sabablari ko'p. Masalan deylik, Abdulloh ibn Muboraklar o'zi İmam Buxoriyning shayxi. Shayx. İbn Ma'inlar rijol ilmida nodir odamlar. Ularga murojaat qilinadi. Lekin İmam Malikni muvattoladi. Muvatto al-İmam Malik. O'sha muvatto manfaat borasida kuchlimi, İmam Buxoriymi desa, bir jamoa muvattoni ustun qo'yadi. Nimaga? Muvattoni yondashuv masalalari. Boshqacharoq, uning manfaati boshqacharoq. Siz ham fiqhda, ham rivoyatda, ham rijol ilmida keng fikrga ega bo'laman desiz, muvattoni o'qing. Sanat borasida eng zahab tilla sanatdan yuraman desiz, Buxoriyni o'qing. Fiqh boblarida men ko'proq manfaat olaman desiz, Abu Dovud sunanini o'qing. İbn Mojaning sunanini o'qing, Termiziyning sunanini o'qing deydi ulamolar. Tartib, go'zallikka nazofatga, latofatga guvoh bo'lay desangiz, İmom Muslimni o'qing deydi. Hammasining o'zining xususiyati bor. İmom Muslimni kuchli deganlar bor. Endi bir olimni bir masalalarda ko'p mashg'ul bo'lishligi boshqa masalalarda ko'rinmay qolishligini ta'minlaydi. U bu masalaga bilmaydi degani emas. Abu Hanifa rahimahullohni hadis masalalarida maydonda ko'rinmaydi ishlar. To'g'rimi? Lekin mujtahidi mutlaq nima masalada? Usul masalasida, fiqh masalasida. Bu degani Abu Hanifa hadisni bilmasmidi? Yo'q, bilardi. Ta'rif qilganlar hammasi bekor aytibdi. 12 dona hadis bilardi. Abu Hanifa hadisda zaif, kuchsiz deganlar bekor gap. Bazı muhaddislerin itibarıyla konuşuna konuşu mümkün. Lekin Abu Hanife'de müştehidi mutlak ekenliği ispatlengenlerse, ispatlengen. İspatlengenliği için Abu Hanife rahimahullah'ını hem muhaddis değiller. Çünkü müştehid, muhaddis bunu şart. Muhaddis, müştehid bunu şartmaz. Muhaddis buluşu mümkün. O müştehid bulanmaz değil mümkün. Lekin müştehid, muhaddis buluşu şart. İslam ümmeti Abu Hanife'nin müştehidi tanırken mi? Tanırken demek o kişi ne var? Kan muhaddis. O şey başka cihatları korunmaya kalıştığı kurarını o meselelerde zayıflığını bildirmeyin. Şimdi bazı ulamalar şu yapıya itedir ki ihlas meselesi en var. İhlas meselesi bile Allah Teala barakatlı yıkıldı. Abu Hanife'nin etrafları da Abu Hanife'den kem bulmayan adamlar kapıldı. Abu Hanife ularını aldı da ilmi, makanatta ularını hürmet tutturardı, ustaz dedirtirardı. Lekin Abu Hanife'ye Allah Teala zafer verdi. Doğru mu? İhlasları, takvaları, belki tasavvufları o kişinin yüzüne çıkardı, belki.
İmam Buhari'ni, Sahih Buhari'ni yazışlarına kaç vakit geçken? 16 yıl yazgan. 16 yıl toplayan. Halas kılavurayım da bu adamın yani matanatı gibi. Kıyan işi gibi. Bu hadislerde içinde şuna kadar. Yani İbn-i Ma'in yokşagen, Ali Medini yokşagen, Yahya bin Kattan yokşagen, katta katta zotlarının uzun ornu var. Ularda masallarını Tarık-ül Kebir, Tarık-ül Avsat diyen kitaplar var Buhari'de. Ularda ki gel, ularda kanaka makamatları. İlmi dairede tarkagen ularda asasiye diyen işleri. İmam Buhari'ni diyen işleri onlara şirketçiliği klasiyen bağlı. Şartları hem cüde kuşu iyi. Bilesinler kanaka şartları. Mesela tırlıka var, cüde katta masalları var. Harika. Hemen Allah sizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir de göğsü bana ne işit var hemen de. Bu mesela hakkında bir okuyanız, bir tek istifade okuyanız, siz de yaşayın ve o şarkı okuyanız hemen. Bunu ayırmak çok okuyanlarsam, belki bundan kegin, bu sağlığından kegin, dak geçtirmem, özüm yakin, özüm sahamdan. Ayet etkenlersem, harika bir ayet işin tarafı şöyle ki, hangi şuna çok gerek. Tamam. Harika bizde hangi bir şahkın denmende? Qarabağ Camii Məscidiga yol düşkən bolsa, cümədə 5-6 min adam təxmin qılınır. Üstə qatda məscid. Hə. 5 məhəllə ham juda ko'p cavab bo'ladi da. Aha. Mana shu yengillik berilgandan keyin soxta salafiylar bizda kuchayish boshladi. Boshida 5-6 bo'ldi, 10-15 ta bo'ldi. Oxiri endi 100 ga yaqinlashib boryapti. Namoz xonlari yangi kim bir yigit mana keldi, sof. Anakı masraf ediyor. Ortağın namazına başlayıp geldi mi? Onu böyle ay nar gibi tatlı şey yaptı özünü satı gibi. Daha da rüzgarı yaptı. Amin de kol götürmeydi. O hakaza hakaza. Degen imamlar yığılışmaları özümüzü maçtı. Ben de ettim ki, baş imamımız geldim ki, siz de ettim. Evvela muhtarlarım, hala kanı hak edildik. Çünkü sohbetlerde, cüdekov sohbetlerde, yine kol yüklemem bir gelikte. O şey adaşkenlerimle 30 sıfı yaptı. Yani sportları kildiri yaptı. Kail kal yapmaz. Ne kadar kubayet kedi verirdi. Bu sizge kulak samiydi, bizge kulak samiydi. Ben aymayalı. Abdiyelik desem, kulak samiydi de. Dikin bu kundan kum kubayet var yaptı. Eğer ben kaysır yani iki namaz sıkı kese, elbette tat var şey, bu uzun safi gede. Yaşlar asasen bizde, Allah kadar bu 95-99 faiz kırk gidi desem hem buna. Bu devam ediyordu. Demek ki bu yanım, şu sizin eğer ve imamlar gerektirken, sizde eğer ben dedim ki, o şeyleri kalmasın bir daha mı sıkılmıyordun? Mesela 100 tane, 50 tane, 150 tane. Bir gün çakırıydık maçlarımızda, bir tarafta. Sizde ettik, ben dedim, kodakarı çakırıydık. O şeyler kimde ne var, derdiğini bulsa, başkası bulsa kesildi. Kodakarı da bana sizinle, mesela oturuyduk hamarımız. Sohbetlesin de, bunu çek koyuyduk desem, ne bu iş kılınmayaptı. Ulan kopayı bari yaptı. Demek ki bu yanım bir kodakar. Yani maçta oturken imamlık bu, menden köyde maçlımızda zor adam gelip, bunların mal tıkketi yapıp, YouTube gitti deyken, neyse, maçta biz maçta fotoğrafçıyız, doğru mu? Çünkü siz de çakırsak, biz kandaya çakırışımız mümkün, maçta şu an sohbet gerek. Eğer mümkün olursa, kandaya sigetap yatken, torlusu da işte, imkan onu yatken. Ya ki başka imamlarım şu haklı yatken olsa, mesela cemaatı kubayı var yatken olsa, siz de çakırış, kandaya yolu var. Şurada sohbet kıl gelersin, ne kadar, bulmasa başka çağrı olarak, çünkü biz gerber yaptığımız, başka kıl yaptığımız kulak samiydi de kıskansın. Şimdi kulak samiydi, yine kulak samiydi. Özü aslı, bana şu meleke aşırı, çünkü okşuken sohbetlerini kılıçtan közlengen maksadam şu özü. Din hamamızdaki. Ve sizler tahassüs egelerisizler. Millet sizlerini imam deyip biledi. Sizlerine ilgeç yaptı. Sizlerini uziler bir madrasa teşkil kılışıyla gerek. Uzilerin cemaalarını içi de. Her bir adam mescidde uşa hizmetini kılış gerek. Yok ki şu hizmetke tahassüsleşiş gerek. Ben özümge vakt masalası cüda kıyım bul yaptım ben de. İttalaptan iki para, üç para, iki para, bir para dersim var. Bana hazır sizler bilen konuşturup ben bütten çıkandayken iki üçte şuna kadar sohbetlerimiz var, alakada derslerim var. Ben koldan ki gençe daim açık eğit yapmam. Uşa balalar bilen siz barıp yaplaşır. Bir vaktini bilip, özü izlem de, Zoom'da teşkil kısayız, Zoom diyen göplersey böyle uğradı. Mamma yok. Din ortamızda genelse. Bu adamın hatada keti yetkenini, kliyetken hatası cüz'i bulsa gap yok. Doğru la var değilsiz.
Lekin oxir oqibat u xato o'zini musulmon birodarini o'ldirishga oborishini ko'rib turib indamaslik to'g'ri emas. Bu qilinayotgan ishlar shuni o'zi samarasi. Yo'di 40 kishi emaslar? Kamida bir 20 ta odam mana shu masalalarda qo'lidan kelgancha xizmatni boshlasa to'g'ri yaxshi bo'ladi. Faqat bu yerda bundoq narsa. Faqat raddiya beraverish kerak emas. Nima masala muammo ko'tarilyapti? Qo'lni namozda ko'tarish masalasi. Maqola yozing. İlmi bo'lsin. Hadislarni keltiring. Qo'lni ko'tarmaslik haqidagi dalillarni keltiring. Ko'tarish haqidagi dalillarni keltiring. Keyin ulamolarning bunga aytgan tarjihini maqola qilib yozing. Bittangiz chiqib buni mehrobda juma kuni o'qib bering yoki xutbadan oldin ilmiy gap ekan, o'qib bering. Hamma harakat qilish kerak. Ya'ni imomlar hamma harakat qilish kerak. Ba'zilar. Eng katta narsa, haligi zararli narsa jaholat. İlim bo'lsa yo'qladi hammasi. Ba'zilar o'zi salohiyati yo'q, ilmi yo'q o'sha masalada. Chiqib olib mehrobda odamlarni boshini aylantiryapti. Bu ham problema. Gapirsangiz tushunmayapti. Ey, menga qara, bunaqa gap yo'q desangiz, men azizlarimdan eshitganman. Bu ham problema. O'shaning uchun yig'ilyapti. O'shaning uchun yig'ilib aytilyapti. "Voy do'stim," deyapti. Siz diningizni o'rganing. Atrofingizda siz imomsiz. To'xtab qolsangiz, orqadan kelib bosib o'tib qoladi. Din havoiy narsa bilan emas. Qur'onni zo'r biling, sunnatni yaxshi biling, ulamolarning kitoblarini shu masalada ahli sunna nima degan o'rganib qo'ying. Yuzga bormaydi masala, yuzga bormaydi. O'rganib qo'ying bo'ldi. Xohlang maqola yozib, xohlang ko'rishganda gaplashib chiroyli tushuntiring. Juda ko'p odam qaytadi. Juda katta natijaga erishdik. Alhamdulillah robbil alamin. Natija Allohda. Menga natija bo'lmasa qilmayman demaysiz. Qilaverish kerak, Allohning buyrug'i bu. Qilaverasiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Balki borarmiz unga ham. O'shga ham bordik-ku, misol uchun, biz mamlakat emas u. Biz prosta ziyoratga bordik, o'tib uyushtirib yuborishdi. Keling, masjidga chiqamiz, gaplashamiz dedi. Keyin zarur bo'lib qolib qaytib qoldik biz. Qochmaymiz undan. Qaniydi bir birodar shu gapni eshitsa-da, xato yo'ldaligini tushunsa-da, o'zini isloq qilsa. Undan xursand bo'lamiz, to'g'rimi? Xursand bo'lamiz. Din meni tomorqam emas. Din uni ham tomorqasi emas. Mana bu oyatlarni dalil qilib ilzom qilayotganlar, sizni biz ustimizga qilich sifatida aylantirayotganlarga tushuntirishimiz kerak. Bu qilich senga ham boradi. Mana oyatda mana qa ma'nosi bor. Bunga ko'ra san ham bunga tushib qolasan. Ko'zingni ochib kitob bo'l. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Voy, dinni o'shalardan olganmiz. Ko'zingni och. Abu Hanifani zaif qilmoqchi bo'lgan qancha dushman bor. Islom muxoliflari bor. Ularga sen malzeme veriyapsan. Ularni tegirmoniga suv quyyapsan. Ko'zingni och. Tushuntirishimiz kerak. Sen biz o'tirgan shoximizni kesma. Kesma o'tirgan shoximizni. Deyishimiz kerak. Bo'ladi, sekin bo'ladi. Oraga buni yapsa qo'shmasa-da, bu necha yil birinik narsa emas-da. Biz maqola chiqazgandan ular biz maqolamizni o'qmaydi-da. Kelgan biz gaplashamiz, orqamizdan ulardan qolar. Gaplashsak, bu imoming meni tortish uchun bu necha yil o'qib kelish kerak degan bular bizni gapimiz umuman shu. Qulog'im sobit olmaydi-da, qachon sizga o'xshagan bir ahli ilm, ularda kuchlilar bor-da, o'tirib, dalil qilib, oxirida bitta to'xtab kelmasak buni necha yil deb tortishlayapti, u ma'ruzaga ham jumaga taqab keladi. Quloq sobit chiqib ketadi, shunaqa bir qaysar bor. Tushundim. Men deganim, hozir 100 ta bo'pti-yu, 10 ta edi boshida, 10 ta edi. 90 taga siz javobgarsiz-da. Siz o'qitishingiz kerak edi 90 tani. 90 ta sof edi. Baribir kaltangni bir uchi sizga bizga keladi-da. O 90 ta o'shaqa o'tib ketguncha o'sha tushuntirilmagan. Harakat qilish kerak edi, ularni to'xta deyish kerak edi. 90 ta bo'ldi, 100 ta bo'ldimi? Endi yana bitta qo'shilsa, uni ham javobgar bo'lamiz. Hozir harakat qilaverish kerak. Keyin bu siyosiy harakat. Siyosiy harakat orqaga urmaydi. Tavba qilmaydi, kechirim so'ramaydi. Tuhmat uyushtirishadi menga. 24 soat meni ustimda ishlaydigan montajchilar bor. 24 soat yolg'onni tarqataveradi, yolg'onni tarqataveradi, montajni tarqataveradi. Uni isbotlab javobini bersangiz jim bo'lib qoladi-da. Sal eskirgandan keyin yana yangitdan yolg'onni boshlayveradi. Yangi mavzuni ko'taraveradi. Suhbatimni eshitib yurgan bo'lsangiz, Ibrohim Muvahhid degan chiqqanida, Ibrohim Muvahhid degani meni tuhmat qildi. Ali palonchi dedi, qani kechirim so'raganini ko'rsating hatto dedi. Eshitdinglar shuni? Men aytdim, bu menga uzr aytgan, kechirim so'ragan, uyushtirgansiz deb, u
deputat bilan bo'lgan mojaroda. Uyushtirgansiz degan gapiga ishoramiz buni. Siz uyushtirib, davlat odamlarini olib kelib olib, ular kelganda bosgansiz deyapti. Men aytayapman, bu qiyap yo'g'ini yo'q. Mana bu odam keyin menga xat yozgan. Xatda uzr uyushtirgan deganim uchun uzr so'rayman, uyushtirilmagan ekan. Baqir chaqirda odamlar kelgan ekan degan tanolgan gapi bor. O'shani bekitib turib gapirsam, ana uyushtirgan, kechirim so'radi devdingiz, qani u xati deydi. Ko'rsatsam, bo'lib qoldi. Bo'ldi, shu bilan to'xtadi. O'sha voqeaga taxminan bir oycha bo'ldi. Eskirtirib, endi kecha menga telefon qilib, yangi mavzu ko'taryapti. Bular qaytmaydi. Bularda siyosiy buyurtma bor. Bular siyosiylashgan. Xolisi qaytadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu'ga qarshi chiqqan 6000 ta xavorij 6000 tasi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu borganlarida 2000 tasi tavba qilgan. Xolis samimiylari. Ular noto'g'ri tushunib qolgan oyatni, voqeani noto'g'ri tahlil qilib qo'ygan. Hazrat Ibn Abbas radhiyallohu anhu ularga tushuntirganlarida bir-birlariga qarab adashibmiz biz deyishgan, tavba qildik deb ergashib kelgan. 4000 qolgan joyida. 4000 odam siyosiy odamlar. Ular oxir borib Hazrati Ali'ni qatl qildi shular. Bular ham shu. Bular ham shu. Bularning ichida o'sha tavba qilmaydiganlarini qaytara olmaysiz. Bizning maqsadimiz nima? Chiq, dalilni keltir. Agar to'g'ri bo'lsang, biz tan olaylik. To'g'ri bo'lmasang, unda boshqalarni qutqarib qolaylik. Maqsad shu. Men bu Ibrohim Muvahhid bilan 20 minut gaplashishga umuman vaqtim yo'q meni. Nima uchun gaplashyapman? Boshqa odamlarga buni ko'rsatish uchun. Mana shularga ergashyapsan sen. Mana bular dindan xohlagan paytda foydalanadi. 20 minut gapiryapmiz, har bitta oyat siz xiyonat qildingizga dalolat qiladi, sizga dalolat qiladi, siz tushasiz deyapti. Voy, senga ham tushadi shu oyat? Yo, sen shariatdan chetdagi odammisan sen? Bu oyatning ma'nosi senga ham tushadi-yu. Shuni tushuntirish uchun atrofdagilarning ko'zini ochish uchun qilinyapti xolos bu ishlar. Lekin natija samara ancha baland, juda baland. Juda baland. Hozir biz o'zi javob bermay ham qo'ya qoldik. Kommentariyalarda o'zlari javob berishyapti. Umuman arabiy mutolaasi yo'q odamlar ham qaysi matnga qanday javob berishlikni yozyapti. Kuzatganlar biladi buni. Bu nima degani bu? Alloh taolo samarani o'ziga qo'ygan. Natija bizga emas, bog'liq emas. Bizga nima? Vazifa bog'liq. Vazifani qilish kerak. O'qimaydi demang. Shunaqa yozingki o'qisin. Yangilari o'qisin. Dalilini keltiring, chiroyli qiling, muomala qiling. Bu imom hozirgi zamonaning qahramoni. Katta mas'uliyat, katta bir ajrli ishga Alloh taolo sizlarni mukallaf qilgan. Kim sizlarni hozir sizlarga bergan oylik ishlaydi shunaqa? Hech kim ishlamaydi. Allohning roziligi uchun o'tiribsizlar-da, boshqa nima yuribsizlar? Tijorat qilib hammasini bosqichib ketsangiz bo'ladi. Bir muammo bo'lsa yana siz gap eshitasiz. Bismillah deb baribir harakat qilyapsizmi? Allohga suyaning, Alloh taolo najot beradi. Oxirgi savollar asr bo'lib qoldi. Amiros pasarda savolim. Amiros taslimotida shariatga murojaat qilmasdan sud hukmi bo'yicha ism qilinishi. Buni olganda zamonaviy shu hozirgi qonunchilikka ko'ra, dunyoviy qonunchilikka ko'ra yo'q. Dunyoviy qoidada meros teppa-teng bo'lmadi. Teppa-teng. Ba'zilar merosdan mahrum bo'lib qoladi. Bizda eng ko'tarilgan ilmlardan bittasi meros ilmi. Bizda bu qazoan yo'qolib ketganligi uchun diyonatdan qolgan xolos. Qazo bilan diyonat farqi bor. Qazoan qozini oldiga boradi, u hukm qiladi. U yechib beradi. Diyonatan endi odamlarning vijdoniga qolgan. Har bitta odam o'sha merosini Allohning roziligi yo'lida taqsimotini, vasiyatini qilib yurish kerak. Buni targ'ib qilish kerak, tavsiya qilish kerak. Meros ilmi bilan shug'ullanishlik ham kerak. Qiyin meros ilmi, asli oson. Nimaga qiyin bo'lib qolgan, so'raydigan odam yo'q. Men meros haqida bitta kitob tarjima qilganman, boshidan oxirigacha. Darsda o'qiganmiz, hazrat qo'llarida. Man qilganman tarjimasini. Mandan so'ralmagandan keyin esdan chiqib qolar ekan. Kecha bir odam masala so'radi, esimdan chiqib turibdi, kitob ko'rib aytaman dedim. Boshqa masalalarda so'rayveradi. Hozir mandan aqidani so'rang, yoddan aytaman, Qur'onni ham, hadisni ham.
sanatları geçe. Çünkü her daim aldığımızda turuttu. Soragan adam ko, dolzar, miras sorar mı yaptı da? İlk kurtarıladıgın ilim miras. O uygunmez. Diyaneten ayçiş gerek. Bravo mirası bravo ge, o tip geçiş yakışmaz. Çündürüş gerek. Kitap hali çıkmadı ya, adamı aşağıdan çıkmayan mı? Miras mı? Çıkmayan turuttu. Çıkmadı mı? Çıksa gerek, Allah kalası. Hadır Hadrat'ı kitapları kub, her yerim çıkıyor tuttu da. Çıksa gerek, Allah kalası. Gerek bir tane hali soru. Hile bulsa haram, kelişi olsa haram, caizmez. Hakkani bulsa böyle diyen bu. Hakkani bulsa bu. Yakında ben istedim, şahane satıra diyen bir kemah çıktı, vaydı. Havalatan işlemi uzgarı ağzı taktı, şu mesela gördü. O zaman sistem gitti, halet faret düşük oldu. Ha, şimdi yakışmaz o hile, şeriat hilene anaka kımıydı. Şimdi şer'i hile degen nasıl var? Şer'i hile caiz, yoldan bulsa caiz de. Kelişi olup, özünü ortağına alıp gelip, nikahla teğmeyi tur deyip, en talağını belk kılıp, o caiz mi su? Avala, bu ne kadar sakin icazat verirse, talakka yol açılıp gitip kalırdı. Halala kıvala ben deydi, yata uğradı, o caiz mi su? O caiz mi su? Hop, subhaneke Allahümme ve bihamdik, neşkadu ve la ilahe illa antu ve nestağfiru ve natubu ilek ve ahiru davana anil hamdülillahi ve bilanim. Orada dua kısırlar. Amin. Amin. Resulullah olan dua kısımda. Amin. 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 Allah-u Ekber. Rahmet, sahabeyi.